Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla ve yepyeni bir oyuna daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bu iki videomuzda NBA 2K25 oynuyoruz. Bir basketbolcu oldum. Kariyer modundayız şu anda arkadaşlar. Şöyle sizlere oyunu birazcık göstermek istiyorum. Oyunun yeni bir şehri var. 2024'e göre yeni bir şehri var. Gördüğünüz gibi 2024'ten farkı, şehir biraz daha küçük ama güzel. İki tane gene arkadaşlar takımımız var. İki tane Rise ve Elite adında. Oyuna başladığınızda bu takımlardan bir tanesine katılabiliyorsunuz. Oranın bir üyesi oluyorsunuz. Ben Rise'a katıldım. Gördüğünüz gibi şurada bir tane go kartımız var. Hatta bu oyuna yenilik olarak ne gelmiş biliyor musunuz? Yenilik olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi go kart pisti gelmiş. Eskiden 2024'te bu sokakta yapıyorduk go kart görevimizi. Belli bir süre altında gidip de o süreyi bitirirsek yarışımızı, daha doğrusu başarmış oluyorduk. Ulan konuşamadım ya, ne kadar zor anlattım. Daha önce oynamıştım, şimdi sizlere göstermek için tekrardan bir NBA'de bir yarış yapıyorum. Haydi oğlum, güzel, buradan da dön. Hadi son laptayım, son laptayım. 1.45.552 yapmışım. Ondan daha az yapabilir miyim? Bence yaparım. Lan geçti beni. Dur. Oğlum GTA 6 gibi oyun yapmışlar ya. GTA 6 gibi oyun yapmışlar vallahi. Oyunu sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım arkadaşlar yenilikleriyle beraber. 2024'ten farkları neler? 2024'ten farkları, oyunun dinamikleri baya değişmiş. Şut atma şekli, ayarlar, ama şuradan da bir döneyim bir saniye. Ve kariyer modunda arkadaşlar bir de tabii ki de offline modda bir maç yaparız. Güzel maç yaparız. Bayağıdır oynuyorum. 83 overall'a yeni geldim. Gerçekten çok zor ama rekorumu kırdım, gördünüz değil mi? 1.44, 1 saniyede kırdım. Şu şehrin güzelliğine bakar mısınız? Vallahi güzel. Bakın sahilde NPC'ler takılıyor. Burada güzel bir sahamız var. Şöyle bakın, adamlar voleybol oynuyor. Güzel ha. İstediğiniz gibi dolaşabilirsiniz böyle. Birazdan sizlere Rise ve Elite'in iç taraftaki kısımlarını da göstereceğim. Oralarda baya güzel olmuş. Bir tarafta böyle Transformers gibi robotlar, bir tarafta da karşıda gördüğünüz gibi korsan gemisi mevcut. Bak burada da diğer kişiler şey yapıyor. Maç oynamak için adam bekliyorlar ya da alıştırma yapıyorlar. Oyundaki en büyük yeniliklerden bir tanesi, her yerde arkadaşlar böyle bilgilendirici videolar var. Bakın bu şekilde anlatıyor. Ama hiç gerek var mı? Tabii ki de yok. Tabii ki de yok. Biz Türkler olarak bunları hiçbir zaman dinlemeyiz. Her tarafta arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bu arada şey söyleyeyim. Her tarafta bu arada sahalarımız mevcut oynamak için. Şeyi, antrenman sahamızı burada gelip de Gatorade boost'u alabiliyoruz. Bunu normalde bir yere gidip de binanın içinde yapıyorduk. Bu sefer gördüğünüz gibi sahil kenarına koymuşlar. Bu gayet güzel olmuş. Gayet güzel olmuş. Burayı da beğendim. Burada da gelip de antrenmanlarımızı yapabiliriz ve boost'umuzu alabiliriz arkadaşlar. Şimdi şurada dün yazıyor. Burada arkadaşlar bazı görevlerimiz var. Gidiyoruz, burada rakiplerimiz var. Kaç tane? 3, 6, 9 tane rakibimiz var. Bunları gidip tek tek yenip de buranın kralı biz oluyoruz. Aslında mahalle maçları gibi bir şey burası. Şimdi gidip de göstereceğim. Ben bunların hepsini yaptım. Hepsini de yendim. Birazcık zor. Evet, burada gördüğünüz gibi insanlar toplanmış. Aha, burası arkadaşlar. Tabelada gördüğünüz gibi herkesi yeniyorsunuz burada. Ondan sonra yendiğiniz kişi de sizin takıma katılıyor. Kendi takımınızı alıp da burada maç yapabiliyorsunuz. Şuraya baksanıza, gayet güzel bir ortam değil mi? Vallahi gayet güzel bir ortam. Şimdi çıkalım buradan. Diğer iki tane daha bölüm var arkadaşlar. Oraları da gösterebilirsem göstereceğim. Ama daha göstermek istediğim bir sürü şey var. Ve Rise tarafına gidiyoruz. Rise tarafındaki benim katıldığım takımımdaki arkadaşlar sahamız burası. Vay vay, şuraya baksanıza, robotlar var. Transformers'ta gibiyim. Transformers'ta gibiyim. Gayet güzel olmuş. Vallahi gayet güzel olmuş. Bu arada arkadaşlar PlayStation 5 versiyonu için gösteriyorum sizlere. Burada maçlarını yapıyordu. Bana davet mi atacaksın? Kaç. Aman. Kaç abicim, kaç. Bak burada bir tane robot geliyordu. Aha, geldi. Şuna baksanıza. Oğlum çok iyi değil mi? Robot bildiğiniz robot fabrikasında gibiyim şu anda. Aynen, robot fabrikasında gibiyim. Her tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane robot var. Şimdi geldik Elite tarafına arkadaşlar. Elite tarafında da bir korsan havası mevcut. Etrafa baktığınızda ve döndüğümüzde etrafımızdan bir büyük korsan gemimiz var. Oğlum bunlar niye donmuş? Evet, oyunda böyle bazı hatalar da olabiliyor. Bug'lar giriyor. Şuraya içine girelim. İçinde de güzel bir saha var. Baksanıza. Elit tarafı biraz daha aslında güzel gibi değil mi?
Sizden Rice'ın beğendiğiniz elitimi yorumlara da yazabilirsiniz. Burası da gayet güzel. Bunlar hala donmuş. Donun bakalım. Karşı taraf da donmuş. Oğlum burada niye donmuş lan? Vallahi anlamadım. Evet, şimdi metrodan çıktık. Bu arada ulaşımımızı hızlıca yapabilmemiz için arkadaşlar metro istasyonları mevcut. Şehrin belli bir yerlerine hızlı bir şekilde şey yapabiliyoruz. Gidebiliyoruz. Rec Center'ımız var. Rec Center'ın içini de göstereyim. Buralar hep içi değişti. Gördüğünüz gibi Rec Center'ın lobisi bu şekilde. Şuraya bakarsanız güzel olmuş. Bence güzel olmuş. Ben daha rec oynamak nasip olmadı ama gayet lobisi falan güzel. İzledim ama. İzledim. Evet. Şöyle gelelim arkadaşlar. Oyunda ana görevlerimiz, yan görevlerimiz var. Bir de sezonluk görevlerimiz var gördüğünüz gibi. Ve bu da tamamladığım görevler. Böyle oyunu durduğumuzda sezon reverse'lar var. Her sezon arkadaşlar gelip de burada belli oynayıp da görevleri tamamlayıp ödüllerimizi alabiliriz. Bunun şeyi de var. PES versiyonu da var. Para verip de gördüğünüz gibi Pro PES ve Hall of Fame PES de alabilirsiniz. Onlar da ekstradan ödül veriyor sizlere. Kariyer tarafı gördüğünüz gibi progression tarafı burada badge'lerimiz. Benim bu ilde bu şekilde. Bu sene 6-3'ler herhalde. Modda ben de bir 6-3 açtım. Görüntü animasyonlarımız. Burada da arkadaşlar sezonluk şeylerimiz. Rice'la alakalı görevler. Evet, buradan da çıktık mı? Şehri birazcık göstermek istiyorum. Bakın şehirde ne var? 3v3 Antep, Art of Shooting, Brickles Gym, Elite, Garage Hub. Birazdan da arkadaşlar sizlere kendi şeyimi göstereceğim, evimi göstereceğim. The Temple, The Practice, The Sideline. Bu Temple, Sideline, Dunes falan o az önce gösterdiğim mahalle savaşları diyebilirim ona. Şehirde gördüğünüz gibi bu kadar aslında. Küçük ama güzel. Küçük ama güzel. The Track, Alter Ego. Burada da arkadaşlar bakın bu gösterdiğim yerler, hızlıca geçtiğim yerler bir alışveriş yerleri, markaları var. Buradan gidip de istediğiniz gibi alışverişimizi yapabiliriz. Bir sürü markamız mevcut. Valla git Nike'a git takıl. Adidas'a git takıl. Güzel şeyler alabilirsin. Burası benim arkadaşlar aslında oyun içinde yaşadığım, hikayemizin başladığı evimiz diyebilirim. Evimizde gördüğünüz gibi sahamız mevcut. Sahamızda da girip böyle antrenman yapabiliyoruz. Topumuz var. Hop şöyle şut atıyoruz. Yeşil atarsan tabii ki de. Bu sene arkadaşlar dediğim gibi şut atmak falan çok zor. Dribble merible da benim için çok zor. Yapamıyorum. Allah kahretmesin slide late attım. Şöyle hop bir tane daha attım. Güzel. Güzel. Güzel hocam. Oyunda birazcık lag sıkıntısı var arkadaşlar. Vallahi oyunda birazcık lag sıkıntısı var. Yıllardır var. Ben bunu bir türlü düzeltemediler. Online oynadığınızda daha çok herkes tiyatro modu ve rec modu oynuyor. Genellikle şey tarafta oynayanlar birazcık daha az. Şimdi buradan çıkalım ve sizlere gördüğünüz gibi 4. periyottayız arkadaşlar. Pardon 3. periyottayız. 3. periyot bitmek üzere. Lakers ve Toronto maçındayız. Lakers takımına katıldım. 32 sayım mevcut. Toronto'yu yenmek için sadece bir periyotumuz var. Bu iş bende sorulur. Ver bir perdeyi. Haydi oğlum. Dur bir dakika. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Ver. Attım bunu, attım bunu. İşte bu. 35 sayı. Bu arada 51-55 yeniliyoruz. 3. periyot bitti. Son periyoda geçiyoruz. Son periyotta Dana'nın kuyruğu kopacak. Bakalım neler olacak. Geç 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 buraları. Haydi oğlum. Son periyodu sizlerle beraber hemen oynamak istiyorum. Bakalım neler olacak. Oğlum 4 sayı fark var. Kazanırız diye düşünüyorum. Koç beni niye çıkardın? 35 sayım var ya. Neyse bir dakika beni dinlendirmek için oyundan aldı. Oğlum adamlar 71-60-59 oldu ya. 4 sayı fark vardı, 12 sayıya çıktı. Vallahi 12 sayıya çıktı. Şunu da bir alayım. Hop üçlük gelir mi? Geldi. Geldi el üstünden. El üstünden. Tuttum seni, tuttum seni, tuttum seni. Lan oğlum yemeyelim, yemeyelim. Ne olursun yemeyelim. Bende rebound yok ama bir almayı deneyeyim. Bir dakika. Yanlışla oyunu durdurdum. LeBron'cum ver bakayım oğlum. Bir perde alacağım. Bir perde. Oğlum nereye gidiyorsun? Perdeye gelsene. Heh. Gel gel gel. Üçlük gelir mi? Yok. Pas attım. Pas attım. Tekrar ver. Haydi oğlum. El üstü bir daha. Allah kahretmesin ya. Olmadı. 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 Son 2,5 dakika. 9 sayı fark var. Kazanabilir miyiz? Haydi. Güzel. Güzel savunma. Ver pası. Ver pası. Attık mı bunu? Bunu attın mı?
Harika. Harika o. 41 sayıdayım. Son 7 sayı. Yok, son 6 sayı pardon. 6 sayı fark var. Bak nerelerden döndürüyorum maçı. Haydi çocuklar. Ver lan, Allah çalamadım. Çalamadım. Yedik mi lan bunu? Lan adamı saldım. Atamadı lan. Çok güzel. Çok güzel. Gönder bakayım Austin. Haydi bir üçlük daha gelir mi? Bir perde istiyorum çocuklar. Perde geldi. Perde geldi. Ama önüm kapandı. Tekrar perde istedim. Evet, önüm açık gibi ama pas attım. Helal sana Wood. Helal sana Wood. Güzel. %47 üçlük oranım var. Haydi bakalım. Lan oğlum top çalayım dedim. Adam boş kaldı, adam koş lan. Koş, son 1.5 dakika. Hop, çalamadım lan. Allah kahretmesin. Yedik mi ya? Ulan top çalayım derken işte bu lan, yine atamadı. Gelir mi? Bir üçlük daha gelir mi? Haydi. Geldi mi? Oğlum neler yapıyorum, neler. Neler yapıyorum. Son bir sayı ve 1.5 dakika süremiz kaldı. İşte bu. Haydi bakalım. Şimdi bakacağım şimdi. Tut şu adamı, tut şu adamı. Barnes. Bir sayı fark var. Bir sayı fark var. Haydi oğlum. LeBron, tuttun onu. Tuttun onu LeBron. Ya LeBron'un üstünden atabileceğim sanırsın. LeBron topu ver lan. Lan topu ver lan. Heh. Merak etme, bu iş bende, bu iş bende. LeBron bir perde alayım senden evladım. Koş bakayım, koş bakayım. Ama bir şut deneyeceğim. Almadı ya. Helal. Attın onu Reeves. Allah kahretmesin seni Reeves. 40 saniye kaldı. 40 saniye kaldı. Sesim gitti bak, sesim gitti. Ver şu topu lan. Ver lan, çal lan. Aha çaldım. İşte bu. İşte bu. Reeves görüyorum seni. LeBron attım. Bir daha. Hadi. Sakin olalım. Sakin olalım. Güzel bir perde. Girdi mi bu? İşte bu. 30 saniye. 30 saniye. Bir üçlük daha geldi. Onu da çaldık mı? Allah çalamadım ya. Haydi. 20 saniye. Bu üçlüğü yersek arkadaşlar Ayva'yı da yiyebiliriz. Helal lan LeBron. Güzel. Atak sırası bizde. Atak sırası bizde. Aa, bana faul yapacaklar. Ama benim şeyim yok. Arkadaşlar serbest atışım yok. Lan oğlum top aldık ama serbest atış yok ki bende hocam. Deneyeceğiz artık bakalım. Bir tane atsam kar, bir tane atsam kar. Haydi. Yok hocam, olmadı. Very late gitti ya. Haydi bu sefer, bu sefer. Hop. Girdi mi? Yok hocam. Adamlar bir sayı atarsa son sayı yine bize kalıyor. 18 sayı kaldı. Oğlum çok heyecanlı. 47 sayım var. Vallahi 47 sayım var. Dans etme lan, otur aşağı. Yeneceğiz sizi. Otur aşağı, yeneceğiz sizi. Haydi atamazlarsa son top bizde kalıyor. Quickly tutuyorum, tutuyorum. İyi tuttum, iyi tuttum. İyi def, iyi def. 10 saniye. 9, 8. Tuttum, tuttum. Fena. Hayır, hayır. Lan hayır. Allah kahretmesin, 4 saniye kala üçlük yedik. Ya 4 saniye kala üçlük yedik ne ya? Son top bana kaldı. Son top bana kaldı arkadaşlar. 4 saniyemiz var. Yapabilirsin Ramazan. Haydi. 50. sayıya ulaşabilirim. Geliyorum, bekle. Çaktırmadan. Çaktırmadan koştum. Ver bakayım, önüm boş. Attım. İşte bu be. Son 1 saniye kala. Kazandık, kazandık. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok devamını gösterirseniz yorum, like yapmayı unutmayın. Görüşürüz.